Sen duygu adamısın Orçun. Bunu taktığın saatten bile anlıyorum. Nasıl yani? Duygusal değil mi saat takıyorum ben? Yani duygusal demeyelim de duygularıyla hareket eden diyelim. Merhabalar değerli takipçilerimiz. AGESA ile Finansal Terapi'nin yeni seansına hoş geldiniz. Bizi beğenmeyi, beğenmeden önce takip etmeyi ve varsa sorularınız, yorumlarınız bize mutlaka iletmeyi unutmayın. Hepimiz iyiyiz ve her şey daha iyi olsun diye aslında düşünüyoruz. Nasıl bir şeyleri daha farklı yapabiliriz diyoruz. Burada da karşımıza birçok uyaran, birçok aslında bizi tetikleyen şey çıkıyor belki de. Ve burada diyoruz ki fırsatlar var, isteklerimiz var. Bazen ihtiyacımız olmadığı şeylere gerçekten istemediğimiz anlarda bütçemizi zorlayarak sahip olmaya çalışıyoruz ve bunun bizi götürdüğü bir yer var ki Orçun'la da çok sohbet ettik. Aslında finansal planlama. Finansal planlamayı yaptıkça aslında bizi belki de bu his, duygu yoğunluğu sahip olmanın getireceği motivasyon ama sonrasında yaratacağı belki de demotivasyonu nasıl dengeleriz? Yine diyoruz ki finansal planlamayla. Finansal planlama derken çok büyük şeylerden bahsetmiyoruz. Yani çok büyük holdinglerin, şirketlerin bazı mali tabloları, karlılığı böyle değil. Bizim kendi için yaşamımızda dengelerimizi aslında kuracağımız ciddi fırsatlarımız var. Bunu yakalayalım istiyoruz. Ben bunu çizerek anlatmak istiyorum size. İki şey var önemli olan. Bir tanesi bizim aslında gelirlerimiz, diğeri de giderlerimiz. Gelir ve gider arasında oluşan fark da dengeye doğru kayıyorsa bizim için şahane. Evet, gelirlerimiz sabit olabilecek, bize düzenli kaynak olarak gelen her şey. Eğer maaşı çalışıyorsak maaşımız, varsa kira ve benzeri gelirlerimiz diyebiliriz. Giderlerimize de zorunlu olarak yapmak durumunda olduklarımız, kira, kredi kartları, düzenli konut kredisi belki ödüyor olabiliriz dedik. Çocuklarımız varsa okul masrafları dedik. Elektrik, su, telefon dedik. Bu ikisi arasındaki dengeyi, geliri belli bir noktaya kadar belki yönetebiliriz ama giderleri her gün içinde bulunduğumuz dünyada yönetmek elimizde. Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Çünkü gider aslında farkında olduğumuzda daha net yönetebildiğimiz bir alan. Eğer giderlerimizin farkında değilsek onu yönetmemiz de zorlaşıyor. Dijital dünyada hayatımızı çok çok kolaylaştıran, bir noktada da finansal planlamamızı yaparken yaşamı zorlaştıran bir şeyden bahsedebiliriz belki de. Kredi kartları. Kredi kartları tek bir kalem gibi görünse, kart 1, kart 2, kart 3 değil mi? Bu kartların içinde ne var? Temel olarak aslında nelere en çok para harcıyorum, hangisi beni daha zora sokuyor, hangisinden vazgeçebilirim ve biraz daha aslında gerçek istekleri, gerçek fırsatlara nasıl çevirebilirim de en iyi onları yöneterek belki de ele alabiliriz. O yüzden gelir gider arasındaki denge, arada kalan pozitif yöndeki boşluk da bizim gerçek anlamda hayatta isteklerimize bizi ulaştıran bütçelerimiz haline geliyor. Evet, bu gelir ve gider arasındaki denge dedik ya, her zaman pozitif olmayabilir. Negatifte de, yani giderlerimiz gelirlerimizden yüksekse burada da yapabilecek bazı şeylerimiz var. Az önce bahsettiğim aslında o kredi kartı 1, 2, 3, o harcamaların tek tek kalem bazında en çok neye aslında harcama yapıyorsunuz? Bunların hangileri zorunlu, hangilerini daha kontrol edebilirsiniz?
gideri de yöneterek aslında biraz daha hayallere, isteklere ve fırsatlara çevirecek tasarrufu ve birikimi yapmamız da son derece mümkün. Ya çok matematiksel bir şeymiş gibi gözüküyor finans olayı da böyle harcama olayları. Aslında çok duygusal bir şey geldi. Bana öyle geldi. Evet evet, çok duygusal. Çünkü bizi aslında güdüleyen şey duygularımız burada. Tabii ki tasarruf etmek, onu sürekli kılmak, hani dedik ya disiplin diye, gerçekten bunu kararlı bir şekilde sürdürmek diye. O kararlı bir şekilde sürdürmenin yolu da bizi sürekli motive edecek şeyi bence önümüze koymak. Belki bu hayal ettiğimiz o muhteşem minik mavi panjurlu bir ev ise eğer o evin resmini bir pano oluşturup o panoya belki asabiliriz. Belki de gitmek istediğimiz dünyanın bir ucunda hiç keşfedilmemiş bir belde, bir tatil. Bunun da yine resmini oraya asabiliriz. Bunları kendi başımıza yapabiliriz. Yaparsak şahane olur. Ama yapamadığımız noktada da bunu profesyonel anlamda bizim için yapan, bizim için sağlayan bireysel emeklilik fonları var. Oraya düzenli tasarruf edebiliriz. Hepsi bizi aslında gerçek isteklerimize ulaştırmak için önemli bir araç. Sadece bana, kendime hangisi uygun, bunun kararını vermem gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ama finansal okuryazarlık denen şey aslında bugünden geleceğe, bizi hayallerimize taşıyacak. Bugünden yapabildiğimiz tasarrufu yarın bizim için çok daha büyük bir değere dönüştürecek bir fırsat. Bu videoyu değiştirecek beni herhalde. İnşallah Orçuncuğum. Heyecanla bekliyoruz o günleri de. Bunun için yapabileceğimiz aslında çok şey var. Bir tanesi, öncelikle kanalımızı takip edebilirsiniz. Bizi beğenebilir, tavsiye edebilirsiniz. Ve yorumlara da varsa sorularınız mutlaka belirtebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.